Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Afyon Karahisar'ın ev sahipliğinde bir organizasyonun daha sonuna gelindi. Türkiye Ayazını Enduro ve ATV şampiyonasının 4. ve son ayak yarışları tarihi Filik Vadisi'nde sona erdi. Zorlu mücadele ardından şampiyonlar belli olurken alanı dolduran binlerce kişi Gece Yolcuları konseriyle eğlendi. Filik Vadisi'nde kıyasıya enduro ve ATV mücadelesi, ardından muhteşem konser. Macera, doğa ve tarih tutkunları yine Afyonkarahisar'da buluştu. 2 gün süren Türkiye Ayazını Enduro ve ATV şampiyonası kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaparken ATV ve motor sporcuları şampiyonluk kupalarını tarihin gölgesinde tüm dünyaya ilan etti. Gerçekten inanılmaz bir ilgi alakayla karşı karşıyayız. Motosiklet ve ATV olmak üzere şampiyonada 12 kategoride yarışlar yapıldı. ATV'de S1, S2 ve ATV GP olmak üzere 3 kategoride yarışlar tamamlandı. Enduro'da ise Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EG, EG, EV ve EK'de olmak üzere 100 sporcu parkurda derece almak için yarıştı. 4.30'da hep beraber seyredeceğiz. Birinciliği kovalıyor bakalım. Bayramın sağ olun. 1 numarayla hangi zaman bu gördüğünüz alanda yapılmıyor. Hemen Türkiye Ayazını Enduro ve ATV şampiyonasında ilk 3'e giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Yaylabağ Belediye Başkanı Niyazi Akkedik, Ayazını Muhtarı Bekir Yılmaz verdi. Yayladan gel, allı gelin, yayladan kesme ümit. Belediye Başkanı Zeybek organizasyona ciddi bir katılım olduğunu söyledi. Oluşan yoğun ilgiden dolayı sporseverlere teşekkür eden Zeybek, yeni yılda etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti. Sayın Valimizle birlikte Ayazını'da güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Motor Federasyonu, Türkiye Motor Federasyonu Başkanımız, Başkan Yardımcımızla birlikte, çalışanlarla birlikte Ayazını'yı nasıl tanıtırız, nasıl daha bir tık öbür tarafa götürebiliriz diye düşündük ve bu organizasyonu Ayazını'da yapmaya karar verdik. İyi ki burada yapmışız diyorum. Ciddi bir katılım var. Hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sporcular binlerce yıllık tarihi bir mekanda yarışmaktan oldukça mutlu olduklarını söyleyerek parkurların oldukça zorlu ve eğlenceli olduğunu belirttiler. Vallahi çok mutlu olduk. Bu organizasyonda katkısı bulunan valilik, belediyeler, federasyonumuz, artık kimin eli değiyorsa hepsine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşların paylaşımlarından böyle büyük bir yerin Afyon'da olabileceğini hiç düşünmeyerek konuşmuşum, yorumlamışım. Mükemmel bir ortamdı. Geldim, 2 katını gördüm. Yani çok bayıldım. Parkur çok güzel. Özellikle bu konsept, ekser parkur dediğimiz yerdeki parkur. Sağa sola bakmadan gitmek zor. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir organizasyon. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Kazasız belasız bir yarış dilerim. Burası bir efsane, yani cennet bizim için. Gerçekten farklı yerlerde yarışmayı çok seviyoruz. Burası gerçekten tarih ve de konum olarak da efsane, hele parkurlara bayıldık. Çok güzel. En yakın zamanda gelip tekrar ziyaret edeceğiz. Özellikle Ayazin'ini bir kez daha gezmeyi istiyoruz çocuklarımızla birlikte. Burası harbiden çok güzel bir yer tarih olarak. Hani harbiden gezilecek yerler. Biz de o yüzden geldik zaten. Hobi amaçlı. Bakalım göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Çok güzel ortam. Her şey güzel. Ayazin'in mükemmel bir bölge. Afyon Motosiklet Kulübü Zafer Kulübü'nden Afyon'dan tek sporcu olarak ben katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Herkese de başarılar diliyorum. Ödül töreninin ardından Gece Yolcuları müzik grubu konser verdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş sevilen müzik grubu Gece Yolcuları konseriyle eğlendi. Konser alanı soğuk havaya rağmen hınca hınç doldu. Ateşler yakıldı, hep birlikte şarkılar söylendi. Özellikle öğrencilerin yoğun talep gösterdiği konser 1,5 saat sürdü. Bekliyorum hala seni, umutlarımı kırma. Ocak'ta 21, 22, 23 Afyon'da ilk defa Motorsporları Merkezi'nde Karavan Fest. Afyon Karahisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Anıt Park Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu açılışın ardından ikramlar yapıldı. Anıt Park içinde bulunan park alanında hizmet veren kafeterya yenilenerek tekrar hizmete açıldı. Açılış için tören düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü katıldı. Allahümme ya müfettihal ebvâb, iftah lena hayral bâb. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yatırımların açılışlarına devam ettiklerini belirterek kafeteryanın Afyonkarahisarlara hayırlı olmasını diledi. Bugün inşallah Anıt Park Kafe dediğimiz, daha önceleri iptidai şekilde çay bahçesi olarak Afyon'a hizmet veren, Afyonlara hizmet veren bir mekanı Yüntaş aracılığımızla Afyon'umuza yakışır, merkeze yakışır, nezih bir ortam oluşturup halkımızın kullanımına bugün itibariyle hizmete alıyoruz. Ben hayırlı mübarek olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde hepimizin çok iyi bildiği devlet demir yollarından tahsisini aldığımız İzmir istasyonunu, şehir istasyonunu da inşallah yöresel ürünlerimizin sunulacağı, misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayabileceğimiz, gastronomi ürünlerimizin sunulacağı bir mekan olarak orayı da işletmeye alacağız. Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında kafeteryanın valiliğe yakın olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Afyonkarahisar'da her hafta bir hareket, her hafta bir şey. Özellikle belediyenin işletmelerinin o güler yüzlü personelleri tarafından gelenleri ağırlamaları, bizim orada gittiğimiz zaman evimizde hissettiren atmosferi beni çok mutlu ediyor. O yüzden buranın da yapılmış olması ayrı bir güzellik. Ben ve mimarisiyle, bulunduğu konumuyla çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Çok güzel oldu, harika oldu, valiliğe de yakın oldu. Yani kendim için söylemiyorum, burada arkadaşlar da var. Konuşmaların ardından il protokolü açılış kurdelesini beraber kesti. Açılıştan sonra birbirinden leziz tatlar açılışa katılanlara ikram edildi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, programları kapsamında sık sık vatandaşlarla ve esnafla görüşerek sıkıntıları dinliyor, hal ve hatır soruyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sıcak ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi İşhanı'nda faaliyetlerini sürdüren esnaflar ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, esnafla sohbet ederek işlerinin durumu hakkında bilgiler aldı. Tüm esnafı tek tek dolaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Çiçek, hayırlı bereketli kazançlar diledi. Cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen ve kendisine iletilen talepleri, iyi dilekleri dinleyen Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların sıkıntılarına çözümler üretti. Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlara şükranlarını sunarak sağlıklı, güzel günler diledi. Programları kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ni de ziyaret eden Vali Çiçek, tedavileri süren hastalar ve yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni de ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, dernek binasında incelemelerde bulunarak yürütülen faaliyetler ve üretilen ürünler hakkında dernek başkanı Maide Çetinbaş'tan bilgiler aldı. Türkiye Adalet Akademisi tarafından hakim ve savcılara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Eğitim semineri Koral Otel'de başladı. Seminerin açılış bölümüne Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Afyon Karahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Karahisar Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, hakim ve savcılar katıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak açılış konuşmasında hoş geldiniz dedi. Memleketimizin dört bir tarafında canla başla gayretle çalışan kıymetli hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarım, yolların kesiştiği, gönüllerin kavuştuğu şehrimize, Afyonkarahisar'ımıza hoş geldiniz. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun ve uygulamalarının konu edinildiği, uygulama örneklerinin paylaşılacağı ve sorunların tartışılacağı meslekçi eğitim programımızın hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir ise konuşmasında akademi olarak hakem ve savcıların hizmet içi eğitimine önem verdiklerini anlattı. Türkiye Adalet Akademisi olarak sizlerin hukuk uygulamalarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere her konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere devletlerin en temel ihtiyacı, insanın en temel ihtiyacı adalet. Adalet arayışı insanlık tarihiyle eşdeğer bir arayıştır. Özdemir, Türkiye'deki adalet sisteminin kadına yönelik şiddet ve önlenmesi noktasında üzerine düşeni yaptığını dile getirdi. Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet insanlık tarihi kadar eskidir. 6284 sayılı kanunun amacı aileyi ve kadını korumak. Gerçekten de bu noktada kanun uygulamalarına baktığımızda, istatistiklere baktığımızda adliyelerimiz Türk yargısı üzerine düşen görevi kanundaki önleyici ve koruyucu tedbir mekanizmaları anlamında her türlü görevini etkin yerine getirmek. Bizler bununla gerçekten Türk yargısının kadını koruma noktasındaki çalışmalarını önemsiyoruz. Konuşmaların ardından 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna ilişkin uygulama esasları hakkında akademi öğretim üyeleri tarafından eğitim verildi. Bu amaçla ortaya koyduğumuz yargı kararlarında gerekçelendirme çalışması da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Organize Sanayi Bölgesi Rahmi Sare Palalı Teknik Koleji'ni ziyaret etti. Burada öğrencilere seslenen Başkan Zeybek, "Kararlarınızda dik durun, asla geri adım atmayın" dedi. Oradan ürünü alıp dolum atölyesine getirdim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji bünyesinde hizmet veren elektrik, elektronik, makine, motor ve mekatronik bölümlerini ziyaret etti. Şekillendirecek yani inşallah. Kolejin kurucuları, iş insanları Önder Artuk ve İsmail Palalı'dan okulun faaliyetleri hakkında bilgiler alan Başkan Zeybek, akabinde Artuk Aviation firmasını ziyaret etti. Öğrencilerle söyleşi yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, başarının sırrını açıklayarak tavsiyelerde bulundu. Hayatın hemen hemen her kademesinde tüm zorlukları birebir yaşayarak bugünlere geldiğini ifade eden Başkan Zeybek, "Korkmayın, fikir sahibi olun" dedi. Sizin gibi ben de meslek lisesi mezunuyum. Hayatın hemen hemen her kademesinde hayatın zorluklarını birebir yaşayarak bugünlere geldik. Eğitim hayatım boyunca olsun, ondan sonraki hayatım boyunca olsun. Giriştiğiniz bir işte, karar verdiğiniz bir şeyde asla geri adım atmayın. Bu da sizin bir işe karar verdiğiniz zaman kararlı tutumunuz, dik durmanızı gerektiriyor. Hayatta dik durduğunuz sürece, kararlı durduğunuz sürece başaramayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş yoktur. Başkan Zeybek konuşmasını "Başımızdakilere ve ülkemize sahip çıkmak zorundayız" sözleriyle sonlandırdı. İmam-ı Şafii'ye soruyorlar, "Fitnenin çok olduğu dönemde doğruyu nasıl buluruz?" diyor. "Düşman oklarını takip edin, o size doğruyu götürür" diyor. Şimdi bakıyoruz, Amerika Türkiye'deki idareye karşı, Fransa karşı, Almanya karşı, İsrail karşı, FETÖ karşı, içimizdeki hainler karşı. Demek ki biz doğru yoldayız. Başımızdaki insanlara da, ülkemize de sahip çıkmak mecburiyetindeyiz, eğer bu ülkede yaşamak istiyorsak. Başkan Zeybek söyleşinin ardından öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. Kolejin kurucuları Önder Artuk ve İsmail Palalı ise belediye başkanı Mehmet Zeybek'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Başkan Zeybek son olarak öğrenim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek derslerinde başarılar diledi. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Sağ olun. AK Parti Afyon Karahisar Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından yerli malı haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Afyonlu kadınların evlerinde yaptığı ürünlerin satışı ve sergisi yapılırken kadınların ev ekonomisine katkı vermesine ön ayak olundu. Yerli Malı Haftası dolayısıyla el işi ürünleri sergisi açıldı. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından organize edilen sergide ev kadınlarının ürettiği ürünlerin satışı sağlandı. Serginin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve partililer yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Başkanı Ertürk, kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi. Malumunuz olduğu üzere 12-18 Aralık tarihleri arasında tutum, yatırım ve yerli mallara haftası olması nedeniyle böyle bir program düzenledik. AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın Ekonomi İşleri Başkanlığı'nca 81 ilimizle eş zamanlı düzenlediğimiz bu programımızda evlerinde üretim yapan, aile bütçesine, ülke ekonomisine katkıda bulunan maharetli hanımlarımız ürünlerini sergilemelerine fırsat vermek istedik. Bugün burada Afyon'umuzun maharetli hanımları el emeği, göz nuru, el işlerini, tamamen doğal ev yapımı ürünlerini sergiliyorlar. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise ev hanımlarının ürünlerini satabilmek için yeni mekanlar yapma kararlılığında olduklarını dile getirdi. Önümüzdeki günlerde Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın yıkım şeyini aldım belediyeye. Orayı yıkacağım, oraya gastronomi sokağı yapacağım. Orada böyle yöresel ürünlerin satılabildiği mekanlar oluşturacağız. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da yerli üretim desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Hem yerli malı anlamında hem diğer faaliyetlerin hepsine ayrı teşekkür ederiz. Rabbim inşallah güç kuvvet versin. Onlar her zaman bizim en büyük destekçilerimiz. Biz de her zaman onların destekçisi olacağız inşallah. Konuşmaların ardından sergi gezilerek ürünler incelendi. Afyonkarahisar Merkez Çarşamba Pazarı'nda talep ve önerileri dinleyen AK Parti heyeti esnaflara hayırlı işler dileyerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Parti çalışmalarının yanı sıra her fırsatta şehir genelinde, ilçe ve köylerde çeşitli programlar gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın esnaf ve vatandaşlarla yapmış olduğu sohbet ve kurduğu sıcak samimiyet pazara gelen vatandaşlar tarafından da dikkatle takip edildi. Çarşamba pazarında yapılan ziyarete Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Başkan Yardımcısı Fatih Okyar, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Yönetim Kurulu Üyesi İlmi Yıldız, İbrahim Birliktir, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İl Başkanı Uluçay ve Başkan Zeybek, pazar esnafının ve vatandaşların dile getirdikleri talepleri tek tek dinledi. Sadece seçimden seçime veya ayda yılda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmiyor, her fırsatta halkın içinde oluyor ve taleplerini dinliyoruz diyen Uluçay, AK Parti'ye sahip çıkan ve her zaman yanımızda olan pazarcı esnafımızı ziyaret ederek hem bu destekleri için teşekkür ettik hem de onların sorunlarını dinleyerek not aldık. Gücünü milletimizin ta kendisinden alan bir partinin temsilcileri olarak milletimizle birlikte toplumumuzun her kesimiyle istişare ediyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman halkının yanında olan, öneri ve düşüncelerini merkeze alan ve buna göre çalışmalarını şekillendiren bir siyaset anlayışını yine bundan sonraki yol haritamızda sürdürmeye devam edeceğiz. Yeniden büyük Türkiye için Ege bölgesinin yıldızı, gelişen, kalkınan, mutlu, huzurlu insanların yaşadığı bir Afyonkarahisar için milletimizle, hemşerilerimizle omuz omuza, gönül gönlüne çalışmaya, üretmeye, hizmete var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de bu ziyaretlerle hem esnaflarımızla hem de vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik. Sorun yaşadıkları konular varsa not ederek hemen çözüme kavuşması için çalışmalarımızı başlattık. Biz bu tür gezilerde sorunları birinci ağızdan öğrenme imkanı buluyoruz. O yüzden vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın fikri bizim için çok önemli. Ortak yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Bizler bu şehir ve hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla gönül bağımızı hiçbir zaman koparmayacağız. Halkımızın göstermiş oldukları teveccüh ve güler yüz için teşekkür ediyorum. Tevazu, samimiyet ve gayretle çok çalışıp Afyon'umuzu çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Gönüller bir, yürekler bir, dualar bir ifadelerine yer verdi. Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Bizler geçtik, sizler vatanınızı içeceksiniz. Ziyaretlerde yaşlı bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye uzun ömürler versin" duası da partilileri duygulandırdı. Cumhurbaşkanı'na selamlar. Allah işini rast gelsin. Devlet Bahçeli'ye işlerini rast gelsin. Kendisine. Afyon Karahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olan Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılan yol çalışmaları sonrası vadiye ulaşımın daha rahat hale geldiğini söyledi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesinde Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılan yol çalışmaları sonrası vadiye ulaşımın daha rahat hale geldiğini söyledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, çalışmaların İl Özel İdaresi ve Sandıklı Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, "Muhteşem bir yer Akdağ Tabiat Parkı, yeni yol harika oldu. Hem virajlar hem eğim azaldı. Akdağ daha geniş, daha konforlu, güzel bir yola kavuştu. Bu yol çalışmasını yaparak Akdağ'ı daha yakına getiren il özel idaremizi ve Sandıklı Belediye'mizi kutluyorum. Akdağ artık daha yakın" ifadelerine yer verdi. Turizmde her geçen gün çıtayı yükselten Afyonkarahisar'da yaşanan turist hareketliliği ekonomiye de olumlu yansıdı. Ayazini bölgesinin de turizme kazandırılmasıyla birlikte kent merkezindeki esnaf da yaşanan hareketlilikten nasibini aldı. Vali Gökmen Çiçek'in Afyonkarahisar'da göreve başlamasıyla verdiği talimatlar kente adeta yeni bir enerji kazandırdı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye'ye bağlı Ayazini köyünde başlayan çalışmalar sonrası kente gelen misafir sayısında oldukça artışın olduğu gözlendi. Bölgede başlayan balon turizmi ve tarih turizmin meyvesi kent merkezinde de etkisini gösterdi. Ayazini'de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV şampiyonalarının 4. ve son ayak yarışları gerçekleştirildi. Bantlara dikkat edin. Bantlara doğru. Bu kapsamda şampiyonayı izlemek isteyen binlerce kişi de Türkiye'nin farklı illerinden Afyonkarahisar'a geldi. Yarışmalar sonrası kenti gezen misafirler Uzun Çarşı'da da yoğunluk oluşturdu. Afyonkarahisarlı esnaf da satışlardan memnun olduklarını ifade ederek yetkililere kente vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Bu dönemlerde bu etkinliklerin olması hem esnaf için hem Afyon'umuzun kültürünü, eğitimini tanıtmamız için çok güzel. Ama bunun yanında iç turizme de hareket verdiği için ayrıca ekonomiye de can veriyor. Hani derler ya, alışveriş yapın can versin, hayat versin derler ya. Tam bu dönem o dönem. Bir de bu kültür, turizm etkinliklerinin, motocrossların ve diğer etkinliklerin, futbolların, basketbolların da etkisi haliyle çok fazla oldu. Bu hafta çok yoğunluk yaşandı ve de güzel de bir yoğunluk oldu. Hem tanıtım açısından hem esnaf açısından da bir alışverişlerde daha canlılık getirdi ve bunun da, bu canlılığın da etkisi hem ekonomimize hem de ticaretimize güzel bir yansıma yaptı. Sayın Valimiz Afyon'a geldi, değer kattı. Hafta sonları, hafta içi gerçekten yabancılar gelmeye başladı. Bu program çok güzel geçti. Motokros olsun, ondan sonra bu Ayazin'deki program çok güzel oldu. Yabancılar çarşıya yakın etti, ekonomiye biraz can verdi. Türkiye Kamusen Afyonkarahisar İl Temsilciliği düzenlediği basın açıklamasıyla memur ve emekli maaş zamlarının yeniden gözden geçirilerek ek zam yapılmasını istedi. Dik tut eğime Kamusen! Kent meydanında toplanan Türkiye Kamusen'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına MHP'li yöneticilerin ve İl Genel Meclis üyelerinin de destek verdiği gözlemlendi. Zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya hiç kimse cüret etmesin. Ellerinde taleplerin yazılı olduğu dövizlerle alana gelen sendika üyeleri adına Türkiye Kamusen Afyon Karahisar İl Temsilcisi Mehmet Demir konuştu. Reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu dile getiren Başkan Demir, hükümet ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını gözden geçirmek zorundadır dedi. Geçen sene bugünlerde 1 dolar 7.90 TL idi. Bugün 14.3 lira artış ile %81. Geçen sene bugünlerde çeyrek altın 724 lira idi. Bugün ise 1320 lira. Artış %82. Doları, euroyu, altını artık takip edemiyoruz. Rakamlardaki ürün fiyatları sürekli artmaktadır. Durum böyleyken memurlarımızın göstermelik zamlardan bıkmış durumdadır. Maaş artışı alım gücünü yükseltmiyorsa buna zam denemez. Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomide büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Herkes vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek vergi bekliyor. Emeklinin yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler sınıfına geçmesini bekliyor. Yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş talep ediyor. Demir memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceği sözünün gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Ekmek için kavgamız, Türkiye sevdamız. Sendika üyeleri zaman zaman slogan atarak taleplerini dile getirdi. Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. Mutlaka değerlendirilmelidir. Eşdeğer ilaç hem daha ucuz hem de %100 yerli üretim. Eczacı Odası'ndan vatandaşlar arasında muadil ilaç olarak bilinen eşdeğer ilaçla ilgili eczacınıza güvenin açıklaması yapıldı. Haberimizde Oda Başkanı Alper Pehlivan'ın sözlerine yer vereceğiz. Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı vatandaşları muadil ilaç konusunda bilgilendirdi. Pehlivanlı muadil ilacın asıl ilaçtan içerik olarak farklı olmadığını, bunun Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edildiğini hatırlattı. Eşdeğer ilaç, diğer bir tabirle, halkımızın bildiği tabirle muadil ilaç, orijinal ilaçla, referans ilaçla aynı etken maddeye sahip, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilimsel deneylerle aynı etkiye sahip olduğu bilimsel deneylerle tespit edilmiş ve etkinlik bakımından da referans ve orijinal ilaçlarla aynı etkiye sahip ilaçlar grubudur muadil ilaçlar. Ülkemizde muadil ilaçların, eşdeğer ilaçların büyük çoğunluğu ülkemiz topraklarında üretilmektedir. Diğer orijinal ilaçların büyük çoğunluğu da yurt dışından ithal edilmektedir. Başkan Pehlivanlı muadil ilacın yerli üretim olması açısından da ülkeye ekonomik fayda sağladığını dile getirdi. Eşdeğer ilaçların orijinal ilaçlara göre tek farkının %80'e varan oranda daha ucuz olması olduğunu aktaran Pehlivanlı güven çağrısında bulundu. İlaçta ucuz ilaç diye bir kanı maalesef yanlış bir kanıdır. İlacın ucuzu pahalısı olmaz. İlaç Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen fiyatlarla hesap edilir ve piyasaya verilir. Her ilaç Sağlık Bakanlığı tarafından eğer ki muadil olarak görülmüşse bu ilaçların fiyatlarının önemi yoktur. Ülkemizde üretilen ilaçlar, yerli ilaçlar olması nedeniyle yurt dışından ithal edilen ilaçlara göre daha ucuz olabilmektedir. Ve bu bizim cari açımıza da olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Halkımız eşdeğer ilaç konusunda, muadil ilaç konusunda sağlıkla ilgili her şeyde olduğu gibi eczacısına sonuna kadar güvenebilir. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, Kanal 3 televizyonunu ziyaret etti. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'le görüşen Toy, 2021 yılı yatırım yılını anlattı. Yatırım bir kuruluş olduğumuz dolayısıyla biraz mevzumuz. Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, basın kuruluşları ziyareti kapsamında Kanal 3 televizyonunu ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker'le görüşen Toy, ziyaretle ilgili konuştu. Öncelikle Hüsnü Başkanımıza bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizim bilindiği üzere yatırımcı kuruluş olmamız dolayısıyla iş sezonumuz Mart ile Kasım ayları arasında. Bu sene kar yağmur biraz yağmaması sebebiyle biraz daha süreç uzadı. Aralık'ın ilk haftasına kadar devam etti. Bu boşluğuna istifade ederek basınımızın temsilcilerini, gazetelerimizi biz ziyaret edelim. Kurumumuzla ilgili bilgi alışverişi yapalım diye kendilerini ziyarete geldik. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Toy, 2021 yılı yatırım dönemi hakkında da bilgi verdi. 420 köyümüz var. 420 köyün yol, su, kanalizasyon, inşaat işleri bizde. Bu sene biraz iki sıkıntımız oldu. Birincisi Antalya ve Muğla bölgesinde çıkan yangınlar, bir de Kastamonu bölgesinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle iş makinelerimiz ve personelimiz buralarda görev aldı. Dolayısıyla yatırım programımızın gerçekleştirilmesi konusunda biraz gecikme oldu ama en azından %95 seviyesinde yatırım programımızdaki işleri bitirdik. Kalan işleri de inşallah 2022 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Megabirlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstişare etmemiz için bizi ziyaret etmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben Murat Bey'i defterdarlığı döneminden beri çok uzun zamandır tanıyorum. Çok çalışkan, ilimize büyük hizmetleri olan bir kişidir. Dostluğumuz da o zamandan beri devam etmektedir. İl Özel İdare Genel Sekreteri olduktan sonra da o makamda da ilimize, artık tüm ilin hizmetlerine devam etmektedir bu konuda. Kendisine hem bu hizmetlerden dolayı hem de bize ziyaret edip bu konuda istişarelerinde bulunmaktan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. Afyonkocatepe Üniversitesi'nde 2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında panel ve Yunus Emre ilahilerinden oluşan konser düzenlendi. Panelde Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri anlatıldı. Panel ve konser ANS kampüsündeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panelin yönlendiriciliğini AKÖğretim üyesi Cüneyt Akın yaparken konuşmacı olarak Osman Gazi Üniversitesi'nden Erdoğan Boz, Sakarya Üniversitesi'nden Haşim Şahin ve şair yazar Mustafa Özçelik yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte ilk olarak Profesör Doktor Haşim Şahin söz aldı. Şahin, Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde sosyal ve siyasi hayatı anlattı. Yunus Emre'nin yaşadığı zaman dilimi Anadolu'nun Moğol istilasına uğradığı bir dönem olma özelliğini de taşıyor. Bu kısım önemli. Çünkü tarihi boyunca Müslüman dünyası 3 büyük travmayla karşı karşıya kaldı. Yunus Emre kimdir ve nasıl anlamalıyız çerçevesinde ise Mustafa Özçelik bilgiler aktardı. Yunus Emre'yi anlama ve algılama biçimimiz zamana göre, çağlara göre, devirlere göre, düşüncelere göre değişiklik gösteriyor. Şüphesiz hepsine girmek çok mümkün değil. Profesör Doktor Erdoğan Boz da panelde yaptığı konuşmada Yunus Emre'nin eserleri hakkında bilgi verdi. Yunus Emre'nin hayatı, doğduğu yer, vefat ettiği yer veya mezarın nerede olduğu açık değil. Hayatı da açık değil. Ancak menkıbelerden biliyorum. Çok ilginç bir şey. Yani hayatı hakkında her şey belirsiz. Fakat en önemli şey eserleri o kadar açık, o kadar gün gibi ki 700 yıldır halkın dilinde belki ilahi formunda söylenerek geliyor. Konuşmaların ardından Afyonkocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Yunus Emre'nin ilahilerinden oluşan eserlerin seslendirildiği konser verildi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Yılmaz Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Afyon Karahisar'da jandarmadan takdirlik bir davranış ekranlarınıza getireceğiz. Araç çarpması sonucu yaralanan köpekle açlıktan dolayı bitkin düşen Kızıl Şahin'e jandarma sahip çıktı. Araç çarpması sonucu yaralanan köpekle açlıktan dolayı bitkin düşen Kızıl Şahin'e jandarma sahip çıktı. Olayın adresi Afyon Karahisar. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dinara ilçesinde bir aracın çarpma sonucu bacaklarından yaralanan köpekle Kızılören ilçesinde açlıktan dolayı bitkin düşen Kızıl Şahin'e jandarmanın sahip çıktığını belirtti. Köpeğin tedavisinin ardından hayvan barınağına teslim edildiği, Kızıl Şahin'in ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini belirten Tekeş, "Jandarma ekiplerimiz sadece asayiş alanında değil, her şart ve koşulda sahada muazzam çalışmalar yapıyor," dedi. Lider Genç Kitap Kahve Projesi kapsamında 81 ilden gelen 81 genç Afyonkarahisar'da buluştu. Gerçekleşmesi için Lider Genç Kitap Kahve Projesi kapsamında 81 ilden gelen 81 genç Afyonkarahisar'da buluştu. Girişimci Genç Liderler Derneği Başkanı Behlül Beşen, gençlere proje hakkında sunum yaptı. Beşen proje kapsamında 81 ilden 81 gencin Afyonkarahisar'da buluştuğunu söyledi. 81 ilden 81 genci burada buluşturduk. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki hedeflerine yönelik gençlik çalışmalarında, gençlik politikalarında neler olacağını bu 81 gençle tartışacağız. 81 farklı ilden 81 gencin buluştuğu bu ortamda 5 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin karar alıcı organlarında gençlik politikalarına etki etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında gençlere tematik eğitimler verilecek, ardından 2023 çalıştayları düzenlenecek. Böyle güzel projeleri. Antalya'da ölen kardeşlerini defin için Afyonkarahisar'a getiren aile, cenazeyi yıkamak için gasilhaneye girdiklerinde adeta şok yaşadı. Kendilerine başka birinin cenazesinin verildiğini gören aile üyeleri, adli tıp kurumunu aradıklarında ise kimsesiz birinin cenazesi yanlışlıkla size verildi yanıtını alınca, üzerinde kimliği de bulunmayan cenazeye aile üyeleri kendi soyadlarını vererek aile mezarlığına defnetti. Allahu Ekber. Eşine ender rastlanacak ilginç olay Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Ümit Atakaya isimli şahıs geçtiğimiz hafta sonu Antalya Manavgat'ta boğularak hayatını kaybetti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Atakaya'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından teslim edilmek üzere aileye verildi. Ümit Atakaya'nın ağabeyi Seyfettin Atakaya ve aile üyeleri kardeşlerinin cenazesini alarak defin için Haydarlı beldesine getirdi. Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye alan üyeler burada bir şok yaşadı. Eniştemle ablama doğru teşhis koyup yanlış meftayı vermişler. Cenazenin kardeşleri Ümit Atakaya olmadığını ve başka birisinin cenazesi olduğunu gören Atakaya ailesi hemen Antalya Adli Tıp Kurumu morgunu aradı. İddiaya göre kurum yetkilileri kendilerine yanlışlıkla üzerinden kimliği çıkmayan ve kimliksiz olduğu bilinen bir kişinin cenazesinin verildiğini söyledi. Biz bu kimsesiz olan kişiyi sahiplendik. Aldıkları cevap karşısında şok yaşayan aile üyeleri kurum yetkililerine cenazeyi geri getireceklerini söylediklerinde ise aldıkları yanıt karşısında ikinci bir şok yaşadılar. Kurum çalışanları Atakaya ailesine cenazesinin kimsesiz olduğu için kendileri tarafından gömülebileceğini belirttiler. Muhterem cemaat, merhuma olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Bunun üzerine Atakaya ailesi bir insanlık görevi olarak kimsesiz şahsın cenazesini İslami usullere göre yıkayıp belde mezarlığına defnettiler. Şahsın kimliği bilinmediği için de cenaze namazını Ademoğlu Atakaya diyerek kıldırdılar. Kimsesiz şahsa kendi soyadlarını veren aile üyeleri şahsı mezarlıkta önceden ölen yakınlarının yanına defin etti. Kardeşimiz bildik ve elimizden gelen ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız inşallah. Mezarını yapacağız. Ümit Atakaya'nın ağabeyi Seyfettin Atakaya olayı şöyle anlattı. Eniştemle ablama verilen mefta ne yazık ki yanlış mefta. Konulan tanı doğru ama verilen mefta yanlış. Savcının böyle bir hata yapması inanılmaz bir şey. Yani çok üzgünüz. Sırada Anadolu insanının samimiyetiyle yüreğinizi ısıtacak bir haber var. Afyon Karahisar'ın İhsaniye ilçesine gidiyoruz. Detaylar haberimizde. Nazlı yarim tutmam diyor çalımlar, onun için kapan. Önce söyledi, sonra Vali Gökmen Çiçek'e böyle sarıldı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünden. Nazlı yarim tutmam diyor çalımlar, onun için kapanmıyor gözlerim, aman gözlerim ay. Hafta sonu yaşanan Enduro ve ATV şampiyonasını takip eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, köy sakinleriyle de buluşmayı ihmal etmedi. Nazlı yarim tutmam diyor çalımlar, onun için kapanmıyor. Vatandaşlardan bir tanesi vardı ki yanık sesiyle Vali Çiçek'e türkü söyledi. Nazlı yarim tutmam diyor çalımlar, onun için kapan. Türküyü söyledi ve Vali Çiçek'e sarıldı. Aman gözlerim ayda söylerim. Büyük beğeni alan videoyu Vali Çiçek sayfasından "Amcam ne kadar samimi, ne kadar iyisin" notuyla paylaştı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde belediye tarafından yapılan Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi inşaatı tamamlandı. Tefrişatsa Afyonkarahisar Valiliğince karşılandı. Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti. İnşaat çalışmalarının kayda alınarak hazırlandığı klip ekranlarınıza geliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiledi. Kar altında yem arayan yılkı atları bakın nasıl görüntülendi. Kar altında yem arayan yılkı atları böyle görüntülendi. Kumalar Dağı ve çevresindeki başlayan yoğun kar yağışı sonrası, kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulurken, yağıştan olumsuz etkilenenlerin başında ise yılkı atları ve diğer yaban hayvanları geldi. Kar altında yem arayan yılkı atları görüntüsüyle seyrine ender rastlanacak bir manzara oluşturdu. Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında yaz döneminde ulaşımında sağlandığı ve dağ yolu olarak bilinen Kumalar Dağı'nda her yıl Ekim ayı ile Nisan ayları arasındaki yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılıyor. Bölgede bulunan rüzgar enerji santraline çıkan ekipler yanlarında bulunan yiyecekleri yaban hayvanları için bırakarak soğuk ve karlı havalarda bir nebze de olsa yaban hayvanlarına yardımcı olmak istediler. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yeni hafta sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İyi akşamlar.